cinayet ne ilk ne de sondu. Bu ülkede yıllardır kadın cinayetleri gazetelerin 3. sayfasında 2 satır haber ve bir fotoğrafla yer buluyor. Bu sefer tek farkı Bergen ünlüydü. Gazeteler bu cinayeti 3. değil 1. sayfadan verdi. Tetiği çeken eski kocanın sığındığı bahane ise çok tanıdık. Namusum için öldürdüm. Kadın cinayetlerinin dün, bugün değişmeyen bahanesi. Maalesef hep bir sonraki cinayetin önünü açıyor. Bergen'de ne değişti? Çok tahrik var. Ama sevdiğiniz kadındı. Bir sevdiğim kadın ama... 31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak'taki New York Gece Kulübü'nün kapısında annesiyle beraber kaldıkları pansiyona gitmek için taksi bekliyor. Tam bu sırada kiralık saldırgan saklandığı yerden çıkıp bir kova dolusu kezzabı Bergen'in üzerine doğru atıyor. O kezzab olayında benim... şeyim yoktu yani, kezzap atacaksınız demedim ben. O plan neydi? O ölümdü. Size bu kadar aşık. Siz onu ölümle tehdit ediyorsunuz. Yüzüne kezzap atılıyor. Ona rağmen niye sizi aldatsın? Ya bir ben değil, inanmıyorum bir aldattığına. İspatlı şahit ya. Nasıl? İspatı nerede? Böyle bir kadın niye aldatsın sizi? Bu kadar mutlu bir kadın. Bu ilişkide... tüm suç Bergen'in miydi? Yani ben de şurada haksızdım dediğiniz bir nokta yok mu hiç? Yani yok, bir keşkeniz yok mu bu yok ilişkide? Öyle keşken ne olabilir? İzmir cezaevindeydi. Müdür beni çağırttırdı. Dedi ki Bergen geldi. Beni kırma, görüş dedi. Yok dedim, görüşmem. Kesinlikle görüşmem dedi. Neden gelmiş Bergen? Beni ziyarete gelmiş. Kendi cellatı. Dediği çeken kocanın kendi elleriyle yazdığı alın yazısının son noktası, şehirler arası bir yolun ıssız mola yerinde duyulan altı el silah sesiyle konmuştu. Acıların kadını Bergen hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Kendi kurallarınız var ve bu kurallarınızı sayarken de hani olması gereken doğrular bu diye hep sabahtan beri sıraladınız. Öldürmeye karar verdiniz. Tetiği ben sıkacağım dediniz, siz sıktınız. Niye kaçıyorsunuz? Her zaman dedim. Bunu hak, kendine söyledim ya, sen hak ettin, seni öldüreceğim ben. Siz o zaman kadın cinayetlerine destek veriyorsunuz. Yok, kesinlikle karşıyım. Eşlerini öldüren katil kocaların tek evet. bir söylemi var. Bu cinayet namus cinayetiydi. Pişman oldunuz mu? Yok.